Gelinle damadın olması gerekiyor. Hani illa evet biz de zaten o şekilde yaptık. Hani hayat müşterek zaten. İkimiz de çalışıyoruz. O şekilde olması gerekiyor. Biz de öyledir canım adet. Ortaklar, ortaklar. Ortak. Düğündekiler kanun diyor ki. Hadi ortak olsun, hadi ortak olsun. İkisi de eşittir canım benim. Nişandakilerin eğer nişan bozulursa erkeğe geri verilmesi gerekiyor. Peki. Çünkü haksızlık olur. Sizler neler düşünüyorsunuz? Verilmemeli mi sizce? Yani bence verilmemeli. Çünkü sonuçta ortada iki kişinin bir emeği var hani. Çok ince nokta. O yüzden fazla yorum yapamayacağım. Gerçekten biraz arada kaldım. Düğünde takılan takılar ayrılıklar da dahil olsa bile geline ait. Bunu artık hepimiz biliyoruz. Ama işler nişanlıyken birazcık değişiyor. Karar Yargıtay'ın. Kötü ayrılmış olsanız da bile takılar damat tarafına ait. Ama nişanı kız tarafı yapıyor zaten. Altınlar da onun olması gerekiyor. Hediyeler de onun olması gerekiyor. Ama nişan atıldıktan sonra bazı aileler vermeyebiliyor. Ama Yargıtay'da diyor ki ne kadar kötü ayrılmış da olsanız o altınları vermek zorundasınız. Sizce öyle mi? Yok, bence yanlış yani. Erkek güçlü olduğu için, kazancı bol olduğu için bayanın daha ihtiyacı olduğundan bayana verilmesi bence en uygun. Bozuluyor. Bozulabilir. Yine de kadının var kızın. Evet. Kadının mağdur olmaması lazım. Yok, geline ait. O da mı geline ait? Evet. Eşittir bence. Eşit. Evet. Ortak kullanılmalı. Evet. Peki, kanun da diyor ki düğündekiler gelinin hakkı ama nişandakiler damadın. Şayet nişan bozulsa bile erkek tarafı onların hepsini almak zorunda. Hayır, öyle bir şey olmaz. Nişan bozulduğunda gelin vermemeli mi peki? Vermemeli. Öyle olur mu? İkisi de aynısı. Yani ikisi de damattan gelinidir yani, öyle olur mu? Ortak diyor. Tabii ortak. Öyle olmaması lazım bence. Nişandakiler de mi gelin ait olsun? Gelin ait olsun. Bayan olarak şimdi bayanları savunmam lazım. O yüzden bence bayanın olsun.